Aşkına karşılık bulamayan genç, sevdiği kızı tam 22 yerinden bıçakladı. Kadıköy'de bir iş yerinde sekreter olarak çalışan Zeliha Demirtaş, hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetti. Katil zanlısı Osman Çankaya ise polisin takibi sonucu Çerkezköy'de yakalandı. 3 yaşındaydı ya da hayatını yaşamadı ya. 27 yaşındaki Osman Çankaya 2 yıl önce tanıştığı ve sonra da aşık olduğu Zeliha Demirtaş'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Nasıl bir bıçak sokmuş, o daha çok can çekti. İnlesin yani, birden ölmesin yani, birden ölmesin. Çankaya 23 yaşındaki Zeliha Demirtaş'ı 2 yıldır takip ediyor, telefonla arıyor ve mesajlar gönderiyordu. Ama genç kız bu 2 yıl boyunca Osman Çankaya'nın aşkını karşılıksız bıraktı. Çankaya, Zeliha Demirtaş'ın İstanbul Kadıköy'de çalıştığı iş yerine geldi. Aşkına karşılık bulmak umuduyla konuşmaya, sonra da tartışmaya başladı. Ve yine hayır cevabı alınca çılgına dönüp aşık olduğu genç kızı tam 22 defa bıçakladı. Diğer bir kız yukarıda der, kafasını sallıyor, oraya gittik baktık. Kız zavallı, saçını böyle uzatmış, boynu kesilmiş, kanlar içerisinde. Polis burada bağırdık. Çankaya kaçtıktan sonra iş yerinde yalnız olan Zeliha Demirtaş kanlar içinde camın önüne geldi ve çevredekilerden yardım istedi. Ancak ağır yaralı olan Zeliha Demirtaş hastaneye yetiştirilemeden can verdi. Üzerindeki kanlı elbiseleri Ali Beyköy'de çöpe atan Osman Çankaya ise izini süren Kadıköy Asayiş Büro ekipleri tarafından Çerkezköy'de yakalandı.